Ali bir bilgisayar oyunu oynuyor ve oyundaki amacı kötü cadı ve yardımcılarını, minionları artık ne diyorsanız bu cadıyı ve çıraklarını yenmek. Kötü bir cadımız var. Ali'nin karakteri bir büyücü ve bu büyücünün büyüleri 6 metreye ulaşabiliyormuş. Büyülerinin menzili 6 metreymiş. Oyundaki objelerin yerleri bilgisayar programı tarafından x, y koordinatları ile belirleniyormuş. 5,4 Ali'nin büyücüsünün durduğu yer. Çırak A, artık neyse cadının yardımcılarından bir tanesi 8,7'deymiş. Çırak B, 2,-1'deymiş. 9,0'da ise çırak C varmış. Evet, şimdi videoyu durdurun ve Ali'nin büyücüsünün 6 metrelik menzile sahip büyüler yapabildiğini düşünerek kötü cadının çıraklarından hangilerini yenebileceğini bulun. Evet, cevabı bulduğunuzu biliyorum. Şimdi gelin birlikte çözelim. Aslında yapmamız gereken şey şu. Çırakların yerlerini gösteren bu noktalardan hangisi ya da hangilerinin 5,4 noktasına 6 birim ya da soruda sorulduğu gibi bu birimlerin metre cinsinden verildiğini düşünürsek 6 metre uzaklıkta olduğunu bulmak. Hangi minyonlar, hangi çıraklar, yardımcılar Ali'ye 6 metre 6 birim uzaklıkta? Bunu yapmak içinse bu noktayla bu nokta, bu noktayla bu nokta ve bu noktayla bu nokta arasındaki uzaklıkları hesaplamamız ve 6'dan büyük mü küçük mü onu bulmamız gerekiyor. Peki, iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl hesaplarız? Bu bir nokta olsun, bir nokta bu olsun, x1, virgül, y1. Bu da başka bir nokta. x2, virgül, y2. İşte bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak için kullanacağımız formül aslında Pisagor teoreminden geliyor. Pisagor teoremine göre bu kenar y'deki değişimi gösteriyor ve bu değişimi mutlak değer içinde gösterelim. Ve bu kenarda x'teki değişimi mutlak değeri ise iki nokta arasındaki uzaklık, bu iki nokta arasındaki uzaklık yani hipotenüs, İki kenarın karelerinin toplamının karekökü olur, değil mi? İki kenarın karelerinin toplamının karekökü. Yani, karekök içinde x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi. Burada mutlak değere ne olduğu diyor olabilirsiniz. Bu iki ifadenin de karesini aldığımda sonuç pozitif olacağı için mutlak değere ihtiyacımız kalmadı. O halde bu noktalar için de aynı şeyi yapıp, x'teki ve y'deki değişimi bulmam, bunların karelerini alıp toplamam ve son olarak toplamın da karekökünü almam gerekiyor. Mesela bu noktaya p1 diyelim. Bu p2 olsun. Bu p3. Evet, bu da p4 olsun. Şimdi p1 ile p2 arasındaki uzaklığı bulalım. Bu, karekök içinde x'teki değişimin karesi yani 3'ün karesi 9 artı y'deki değişimin karesi ise yine 3'ün karesi yani 9 olacak. 18'in karekökü ise 3 karekök 2'dir. Peki bu 6'dan küçük müdür, büyük müdür? 3 çarpı 2 6, değil mi? 2'nin karekökü 2'den küçüktür. 1 virgül bir şey eder. O halde 3 karekök 2, 6'dan küçük olmalı. Ali'nin büyücüsü P2 noktasındaki çırağı, bu yardımcıyı, cadı yardımcısını, yamağını, kimse bu arkadaşı yenebiliyor. Evet, çırak A'yı yendiğimize göre, çırak A gittiğine göre sıra çırak B'de. P1 ile P3 arasındaki uzaklık. Yine karekök içinde, x'teki değişimin karesi, yani -3'ün karesi, 9 artı y'deki değişimin karesi. 4'ten eksi 1'e gitmek için eksi 5 birim yol alırsınız. Bunun karesi ise 25 eder. 9 artı 25, 34 etti. 34'ün karekökü 6'dan büyük müdür yoksa küçük mü? 36'nın karekökü 6 olduğuna göre 34'ün karekökü 6'dan küçük bir sayı olmalı, değil mi? Şahane. O zaman çırak B'de gitti.
Son noktaya geldik. P1 ile P4 arasındaki uzaklık. Karekök içinde x'teki değişim 4, karesi 16, y'deki değişim ise eksi 4. Bunun da karesi yine 16. 32'nin karekökü. 32'nin karekökü 36'nın karekökünden yani 6'dan küçüktür. Böylece Ali'nin büyücüsünün kötü cadının çıraklarının hepsini yenebileceğini bulduk. Çırakların büyücüden uzaklıklarını sıralayacak olursak, bunu karekök 18 olarak düşünelim. Karekökler arasında 18'in karekökü en küçük değere sahip. O halde çırak A büyücüye en yakın olan çırak. Çırak B ise en uzakta olanı. Evet, çıraklar gitti, şimdi sıra cadıda.